ABD ve Güney Kore tarafından gelen haberler aynı şekilde şu anda dünya genelindeki kripto paralar üzerindeki rekabet ve bu hiyerarşi yarışı ile alakalı genel olarak konuşacağız. Peki, ABD ve Güney Kore kripto para saldırılarına karşı birleşti diyor. Şimdi bunlar bu arada gerekiyor. Yani normalde ülkelerin de aynı şekilde bu tarz saldırılara karşı tabii ki birleşmeleri gerekiyor. Burası ama daha çok Kuzey Kore noktasına yönelik hareket ediyor. Mesela aynı şekilde ABD şu anda Rusya'ya da kriptolar üzerinden ambargo uygulamaya çalışıyor. Bakınız ki Rusya tarafına ait olan kripto para şirketlerini vesaire tamamıyla baskınlarla el konulduğunu zaten açık bir şekilde biliyoruz. Fakat Rusya ve Çin'de bu yarış ve rekabet ortamına dahiliyetini sürdürüyor. Bunun da altını önemli bir şekilde çizmek lazım. ABD son zamanlarda çok büyük regülasyonlar ve çok büyük atılımlar yapıyor. Bu tamamen BRICS korkusu ve içten içe onları yiyebilecek olan X'ten kaynaklanıyor. Bunu sürekli söylüyoruz. BRICS adamlar diyor ki Çin, Hindistan, işte aynı şekilde Rusya. Bu arada fark ettiyseniz Hindistan bakın ya da diğer ülkeler bunlar yani biraz daha doğu tarafı Shipcoin'in de çok sık kullanıldığı, aynı şekilde XRP'nin de çok sık kullanıldığı tarafları içeriyor. Yani bu iki tane kripto para buralarda baya bir hype halde. Bunu anlamak gerekecektir. Tabi ABD'de de mesela Shiba ile Dogecoin baya bir hype. Her neyse. Bu taraflar BRICS tarafı diyor ki bir kripto para çıkaracağız. Dış ticaretimizi bundan yapacağız. ABD dolarlarını da tekrar sizin kucağınıza göndereceğiz. Ne oldu? Dolar uzun vadeli değer kaybetti. Elon Musk diyor ki kendi kripto paramı çıkaracağım ve ilerleyen vakitlerde tamamen bunun üzerinden ödeme yapılmasını sağlayacağım. Ne oldu? ABD dolarları hadi sizin tekrar kucağınıza geri döndü. Yani bu mantıkla hareket edilince tabii ki ABD büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu da ABD tarafındaki hükümet yetkililerinin dahil mevcut süreçte parazit yaratan SEC'e kan kusmasına ve bir an önce bir yasanın, düzenleyici bir yasanın geçmesi üzerine hareketleri arttırıyor. Aynı şekilde mevcut süreçteki FED bir an önce bu enflasyon sıkıntısı altından çıkıp enflasyonu yenip hemen kripto paralar, CBDC'ler ve kripto regülasyonlarına odaklanmak istiyor. Hatta Jerome Powell da bu durumu kripto artık eskisi gibi değil, dünya finansında etkili bir oyuncu ve sektör olduğunu kabul ediyor ve burayı düzenlemek istiyoruz. Şu anda CBDC'ler konusunda sıkı bir çalışma yapamıyoruz çünkü tamamen enflasyona odaklanmış durumdayız diye bir açıklamayı yakın zaman içerisinde bir iki hafta önce biliyorsunuz gerçekleştirmiştir. Ve şu anda dünya genelinde korkunç bir rekabet var. Biraz daha ABD tarafıyla BRICS birbirlerini yeme yolunda devam ederken işten pozitif ayrılan taraf biraz daha Avrupa Birliği oluyor. Tamam mı? Ya da şey tarafları işte Birleşik Krallık olsun, İngiltere yahut Almanya, Hollanda gibi taraflar biraz daha iyi bir noktaya geliyorlar. Patır patır daha bugün biliyorsunuz Shiba üzerinden konuştuk. Hollanda'nın kabulü ya da XRP Coin'in Almanya tarafındaki açılımları Deutsche Bank gibi. Ya şu an daha çok bu ülkeler yapacağını yapıyor. Batı ile Doğu birbirini yiyor. Bunlar da içten içe şöyle ETF'leri de kabul ettiler biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Hazırlıklarını güzelce yapıyorlar. Bir yandan Binance'ı da paketliyorlar. Binance'ı paketlerken XRP, SHIB gibi diğer popüler coinlerin sıklıkla olduğu borsaları da kabul etmekten geri kalmıyorlar. Kuzey Kore'nin siber saldırılar ve diğer yasa dışı yollarla elde ettiği kripto para gelirlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ederken, Güney Kore ABD çalışma grubu dördüncü toplantısını yaptı. Yerel haber kaynaklarının bildirdiğine göre toplantı, ABD'nin Kuzey Kore özel temsilci yardımcısı Jun Pang ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Junil liderliğinde gerçekleşti.
Güney Kore Dış İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantının ana gündem maddesinin Kuzey Kore'nin gelir elde etme yöntemlerini engellemek olduğu ve bu konuda tam bir işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti. Ya evet, ya şimdi şöyle bir şey var. Maalesef Kuzey Kore tarafını ben de tasvip etmiyorum. Adamlar bir tuhaf, yani anlatabiliyor muyum? Ve Kuzey Kore mesela kripto paraları çok kullanır. Bu doğru. Kullanıyorlar. Tamam mı? Mesela Rusya da çok kullanıyor ve zaten kullanmak istiyor. Niye? Rusya zaten dünya genelinden biliyorsunuz ki bir ambargo yedi. Hakeza ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinden adamlar ambargoya tabi tutuldu Ukrayna meselesinden sonra. Dolayısıyla dünya genelinde uzun vadede etkinliğini sürdürebilmek ve ticaretlerini düzgün bir şekilde gerçekleştirebilmek için şu anda kripto paraları kullanmak istiyorlar. ABD onlara dolar üzerinden vesaire bir ambargo uygulamışken Rusya bir anda onları kafa kola alıp bu şekilde alt etmek istiyor ve globalden doları silmek istiyor. Başarılı olur mu? Bu gidişli olabilir. Toplantı Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için gelir elde etme kabiliyetini bozmak amacıyla ABD ve Güney Kore hükümetleri arasındaki yakın işbirliğinin altını çiziyor. ABD ve Güney Kore kripto para birimlerinin çalınması ve siber saldırılara karşı birlikte çalışıyor. Bu arada siber saldırı meselesi hakeza kripto paralar üzerinde en çok çalışılan olaylardan bir tanesidir. Avrupa Birliği dahil olmak üzere Hong Kong yakın zamanda kendi kolluk kuvvetlerinden oluşan bir ekip kurmuştur ve bu siber saldırılar hem mevcut şeylere, mevcut Hong Kong tarafında işlev gösteren borsalar, kriptolarla alakalı taraflarda bunlardan ihbar da alıyor ki herhangi bir siber saldırı vakası, hacklenme olayları, fon çalınmaları yaşanmasın. Çalışma grubu Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide ilişkin farkındalığı artırmak ve siber güvenlik konularında hükümetlerle özel sektör arasındaki bilgi paylaşımını artırmak için yabancı hükümetler ve endüstri liderleriyle nasıl daha etkin bir şekilde ortaklık kurulacağını tartıştı diyor. Evet, ya durum genel olarak böyle, dünya genelindeki kripto paralar üzerinden bu rekabet ve aynı şekilde finansal yarış devam ediyor ve inanın şu anda Doğu bayağı bir önde. Ya bunu da bu şekilde belirtmek lazım. İlerleyen süreçlerde rekabette sürecek kızışarak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.